Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'e karşı peşmergeleri eğitmesini İran ve Rusya'nın baskısıyla krize dönüştüren Bağdat yönetimine en anlamlı cevap, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'den geldi. Barzani'nin Ankara ziyaretinde işbirliğini güçlendirme kararı alındı. Barzani, Türk askerinin Başika kampına sevkine karşı Irak yönetiminin sert tepki gösterdiği, terör örgütleri DAEŞ ve PKK ile mücadelenin öne çıktığı bir süreçte Ankara'ya önemli bir ziyarette bulundu. Barzani, uçaktan iner inmez bildirden programın aksine ilk olarak MİT binasına gitti. Burada MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'yla görüşen Barzani, Türkiye'ye tam desteğini yineledi. Peki Barzani'nin Türkiye'ye olan bağlılığı neye dayanıyor? Irak şu anda fiilen üçe bölünmüş durumda. Kuzey bölümü, yani Barzani tercihini Türkiye'den yana oynadı. Çünkü babası gibi gurbette zorluk çekmek istemiyordu. Doğduğu topraklarda kuvvetli olmak istiyordu. İçeride inkar ve red politikalarını bırakan Türkiye, Barzani'yi de kucakladı. Türk istihbaratı ve Türk ordusu Barzani'yi koruma altına aldı. Ankara adım attıkça yabancıların yönettiği DAEŞ, Barzani'yi hedefe koydu. DAEŞ, daha doğrusu DAEŞ kılığındaki güçler Barzani'ye saldırdı. Kıyafeti farklı görünen bu güçler aslında Barzani gibi Kürt ama rakiptiler. 100 Kürt Barzani'nin canını almaya gelmişti. Devreye giren yine Türk istihbaratı oldu. Barzani'yi suikastten kurtardı. Barzani'nin hem canı, hem malı, hem de geleceği Türk devletinin garantisindeydi. Saldırıyı planlayanlar Barzani'nin evinde misafir ettiği isimlerdi. Kandil'le korkutulan Türkiye, Musul'a inerek yıllar sonra gereken cevabı veriyordu.